futbol antrenörü olmak benim çocukluk hayalim değildi. Ben de sizler gibi sadece futbolcu olma hayalleri kuruyordum. İstanbul'da 1. sınıf öğrencisiyken teneffüslerde kutu kola şişelerini tekmelemeyle ve peşinden koşmayla başladı benim hikayem. Çünkü futbola dair hatırladığım en eski anım, en eski olayım bu. 5. sınıf bittiğinde yaz tatilinde bir gün abimle beraber çalıştığı iş yerine gittim ve oradaki patronlarla tanıştım. Beni çok seven ve futbola ilgi ve hevesinin olduğunu öğrenen patronları beni Galatasaray Futbol Okulu'na yazdırdılar. 1,5 yıl boyunca Florya Metin Oktay tesislerine gidip geldim. Lisansım çıkmadığı için ve artık liglerde oynamak istediğim için Galatasaray Futbol Okulu'nu bıraktım ve bir abinin yönlendirmesiyle beraber Bakırköy'de bulunan Yüce Spor Kulübü'nde antrenmanlara başladım. Ancak antrenmanlar 17.30'da başlıyordu. Ben 17.30'da okuldaydım. Yeni Vasıf Lisesi'nden 17.30'da ders bitiyordu. Çıkıp Bakırköy'e varmam 45 dakikalık bir vaktimi alıyordu. Ben ısınmamı tek başıma yapıp takıma katıldığımda 5-10 dakika sonra takımla beraber soğumaya geçiyordum. Bunun benim açımdan bir verimi olmayacağını hocayla konuştuktan sonra beni antrenmanlara yetişebileceğim bir kulübe yönlendirmesini istedim. Ve hocamız da beni Bakırköy'de bulunan İncirli Spor Kulübü'ne yönlendirdi. İlk lisansım İncirli Spor Kulübü'nde çıktı ve İncirli Spor Kulübü'nde 6 sezon oynadım. Bu 6 sezon içerisinde hiçbir zaman şampiyon olamadık. Hiçbir zaman şampiyonluk yarışına girmedik ve zaten hiçbir zaman şampiyonluk hedefimizde olmadı. Basat takımdık. Bazı maçlarda 11 oyuncuyu bile zor tamamlıyorduk. 2009 yılında liseden mezun olmuş, üniversite sınavına girmiş ve kazanmış olmama rağmen üniversiteye gitmemiş. Bunun yerine polislik sınavına girmiş ve onu da 1 puanla kazanamamıştım. Futbolu bırakmam birçoğunun düşündüğünün aksine futbol antrenörü olmak için değil, yoğun dönemden geçtiğimde artık hayal ettiğim gibi futbolcu olamayacağımı, istediğim seviyelerde oynayamayacağımı ve oynayabileceğim seviyelerin de beni mutlu etmeyeceğini düşündüğümden artık futbol oynamamaya karar verdim. Bırakmaya karar verdiğim dönemde bir yandan kafede çalışıyor, bir yandan ders çalışıyorum ve bir yandan da antrenmanlara gidip gelmeye devam ediyorum. Bu yoğun tempoda artık bırakmanın daha uygun olacağına karar verdim. Artık önümde sadece kafede çalışmak ve ders çalışmak vardı. Bir sonraki dönem yine polislik sınavını yarım puanla kazanamamıştım. Yaza kadar sadece kafede çalışmaya devam ettim ve o sene yine sınava girecektim. O sene sınava girdiğimde polislik sınavını 2 defa daha önce geçtim, mülakatına geçtim. Ancak sınavında yarım puanla kaybettiğim, kazanamadığım sınava bu kez mülakatta elendim. O zamanın şartlarında buna anlam verememiştik ama bugünün penceresinden baktığımızda neden polisliği kazanamadığımı, başkalarının adamları polisliği kazansın diye bizi almadıklarını, bize elediklerini anlamış bulundum. Sınıf arkadaşlar üniversite 3 öğrencisi olacak. Ben ise sadece kafede çalışıyorum. Bu dönemde bir halı saha maçında ayağımı kırdım ve 45 gün alçıda kalması gerekti. 45 günlük rapor aldım ve artık 45 gün boyunca kafede gitmeyecek, evde sadece oturacaktım. Tabii ben 30 gün sonra alçıyı çıkardım. Yeni Basra'dan Koleli'ye doğru yürüdüm ve bugün Metrobüs E5'te Yeni Basra durağının olduğu yerde, Koçtaş AVM'nin bulunduğu yerdeki duvarlarda beden eğitimi öğretmeni olmak ister misin ilanıyla karşılaştım. Evet, isterim, çünkü herkes öğrencilik yıllarının bir döneminde beden eğitimi öğretmeni olmak istemiştir. Benim de aklıma ilk o dönem geldi ve istediğimden dolayı ilanı okumaya devam ettim. Antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinin içerisinde bulunduran beden eğitimi ve spor yüksek okullarını kazanmak ister misiniz sorusuyla devam eden ilanı inceledim. Hemen hızlıca eve geri döndüm ve internette detaylı bir şekilde araştırmaya koyuldum. Spor akademisi nedir? BESYO nedir? Mezunlar ne iş yapar? Hangi dersleri görürler? Kazanmak için ne yapmak gerekir şeklinde detaylı bir aramaya koyuldum. Ve aramalar sonucunda akademi kursuna yazılmaya karar verdim. Evime en yakın akademi kursuna kaydımı yaptığımda ve ilk antrenmana başladığımda kurstaki arkadaşlarımın yaklaşık 4-5 aydır antrenman yaptıklarını öğrendim. Ben ise dün ayağımdaki alçıyı çıkarmıştım. O gün yapmış olduğumuz BESYO parkurlarında kızlarla aynı dereceleri yapıyordum. Bir ay sonra Balıkesir'de sınava girdik ve orada antrenörlük bölümünü kazandım. Hemen arkasından Çanakkale'de sınava girdik. Yine orada antrenörlük bölümü kazandım. Ve son olarak yine Sakarya'da antrenörlük bölümünü kazandım. Benim tercihim Sakarya Üniversitesi oldu. Çünkü hem İstanbul'a yakın hem de tesisleri biraz daha hoşuma gitmişti. Sakarya'da bir yıl okudum. 4.00 ortalama üzerinde 3.77 ile Marmara Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıfı Marmara Üniversitesi'nde okudum ve yine Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Futbol antrenörlüğüne başlamam ise üniversite 2. sınıfın ilk döneminde gerçekleşti. İstanbul Güngören'de Beşiktaş Futbol Okulu'nda yaklaşık 3 ay kadar futbol antrenörlüğüne başladım ve ilk antrenörlük tecrübemi burada yaşadım. 3 ay sonunda artık takım çalıştırmak istediğim için futbol okuluna görev almak istemedim. 2. sınıfın 2. döneminde şu anda hala görev yapmaya devam ettiğim İstanbul Kayaşehir Spor Kulübü'nde yine futbol okulu antrenörü olarak anlaştım. Artık futbol okulu antrenörlüğünü yapmayacağımı söylemiştim ama İstanbul Kayaşehir Spor Kulübü'ndeki futbol okulu antrenörlüğünü eğer başarılı şekilde yaparsam takım çalıştırabileceğime inandığım için kabul ettim. Nitekim öyle de oldu. 7 ay sonunda takım çalıştırmaya başladım. 2014-2015 sezonunda ilk antrenörlük tecrübesini yaşama fırsatı buldum. 2000 doğumluların oluşturduğu U15 takımıyla lige girmiştik. İlk maçımıza Silivri'ye deplasmana gitmiştik. Ali Bey ile oynadığımız maçı 3-1 kazandık. Bu benim ilk 3 puanımdı. Aynı zamanda ilk deplasman galibiyetimdi. Daha yolun başındaydım. Takım otobüsünde kendimi komutan gibi hissediyordum. Şehirler kazanmış, hiçbir askeri vurulmamış gibi kendimi gururlu hissediyordum. U15 takımımız ile ligi ortalarda bitirdik. U15 ligi bittikten sonra arkasından U14 ligi başladı. U14 liginde ilk kez şampiyonluk yarışına girdik ama şampiyonluğu Yeni Vasıf'a kaybettik. U14 bittikten sonra aynı sezon U19 ligimiz başladı. U19 liginde şampiyonluk sevinci yaşadık. Bu benim ilk şampiyonluğumdu. Takımdaki kardeşlerim diyorum çünkü 96 doğumlulardı. Benden sadece 5 yaş küçüklerdi. Onların ilk şampiyonluğuydu ve aynı zamanda kulübümüzün de ilk büyük saha şampiyonluğuydu. Ve 2015-2020 aradan geçen tam 5 yıl. Bu süre içerisinde kazanmış çok sayıda şampiyonluk, Türkiye şampiyonaları ve iyi takımlara oyuncu transferleri gerçekleşti. Ama hiçbir şey değişmedi. Her şey hala aynı. Hala yolun başındayım ve hala kendimi komutan gibi hissediyorum. Kazandığımızda hiçbir askeri vurulmamış, şehirler kazanmış bir komutan. Kaybettiğimizde ise tüm askerleri vurulmuş, kendisi de esir alınmış bir komutan. Videonun başında söylediğim gibi futbol antrenörü olmak benim çocukluk hayalim değildi. Böyle bir hedefim hiçbir zaman olmadı. Ama hayal etmediğim hayalimi şu an yaşıyorum. Sizleri sıkmamak adına olayları yüzeysel, detaya inmeden anlatmaya çalıştım. Vaktinizi ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sizin hikayeniz daha iyi olsun.